Nihal Hanım nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Kent Konseyi tarafından 9 Eylül sabahı Fethiye'nin Bekçiler Köyü'nde başlatılan yürüyüş bugün Bodrum'da son buldu. Sadece orada açılacak. Yaklaşık 6 ay sonra Muğla'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla köylerin mahalleye dönüşeceği, köylerin şehirleşerek birçok yenilikler getirileceğini ve köylerdeki üretimlerin duracağını iddia ederek köy meclisini kuran Bodrum Kent Konseyi'nin 2 hafta süren etkinliği İskele Meydanı'nda yapılan konuşmalarla sona erdi. Öğlen saatlerinde İskele Meydanı'nda yapılan etkinliğe Muğla Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamdi Topçuoğlu, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, MHP İlçe Başkanı Asım Başaran, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ve az sayıda vatandaş katıldı. İki çocuğum var. Bu topraklardan birine bıraksam, Yaklaşık bir saat süren etkinlikte kurulan serbest kürsüde ilk olarak Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu bir konuşma yaptı. Topçuoğlu yaptığı konuşmada köylerdeki yürüyüşleri sırasında edindikleri izlenimleri aktardıktan sonra şunları söyledi. Kafa kafaya verip kendi sorunlarımıza kendimiz çözümler üretmek zorundayız. Gelin eteklerinizdeki taşları dökün. Bu kahvelerin ayrılığı mı? Senin partin benim partim kavgasından kazanan kim? İşte Kent Konseyleri. Burada para kazanma hırsı yok. Oy kaygısı yok. Memleket sevdası var. Hizmet var. Şimdi birlikte olmak zamanıdır. Geleceğe umutla bakabilmemiz için bundan gayrı çıkarımız, çıkar yolumuz yok. Ve dostlarım, Hikya'nın, Karya'nın, Menteşe'nin köylerinde köylerimizle birlikte çoban ateşleri yakarak geldi. Bu ateşlerin bizi aydınlık yarınlara çıkaracağından asla kuşkum yok. Daha sonra kürsüye gelen Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve CHP Belediye Başkan aday adayı Erman Aras, sevgili hocam, bir yürüyüşü başlatarak tüm Muğla'nın her köşesinde konuya dikkat çekip ve köyler meclisini her yerde Muğla'da her ilçemizde kurmak üzere gidip bilgilendirdik ve umarım ki bu çoban ateşi bütün Muğla'da köyler meclisini bir an önce kurarak Muğla köyler meclisini bize kazandırır. Türkiye'nin ilk köy meclisi başkanı seçilen Yaka Köy Muhtarı Halil Kıysa, büyükşehir yasasıyla köylerin mahalle olacağını vurgulayarak şunları söyledi. Artık köylerimize hizmet ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi getirecek. Köylerimizin ilçe belediyelerinin hizmet alanına girince kent konseylerinin de hizmet alanına girdiler. Kent konseyinin bizlere hizmet sunabilmesi için bizim kendi aramızda örgütlenmemiz gerekiyordu. Kent konseyinin sivil bir kuruluş olması ve her türlü siyasi kuruluşa eşit uzaklıkta olması sayesinde meclisimiz vasıtasıyla birçok hizmet daha kolay alabileceğimize inanıyoruz. Kısa bir konuşma yapan Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan ise bu kadar kendi ayağına sıkan bir toplum olamayacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Hatırlarsanız önce köy enstitülerini kapattık biz. Üreten nesil, katılımcı nesil üreten okullardı onlar. Şimdi de köylerimizi kapatıyoruz. Ve bakıyoruz ki burada da duyarlılığımız gerçekten tartışılır. Yaptığımız toplantılar malum hepinizin de izlediği gibi sen, ben, bizler şeklinde oluyor. Bize düşen gerçekten şahsen ben belediye başkanı olarak bu anlamda hem kent konseyimizin hem köylülerimizin ve muhtarlarımızın her zaman yanında olmayı, onlarla beraber onlara destek olmayı arzu ediyorum ve arzu edeceğim bundan sonra da. Çünkü bizler duyarlı olmak zorundayız. Gelecek tehlikenin farkında olmak durumundayız. En azından engel olamıyorsak bile o yönde neler yapabiliriz, nasıl tedbirler alırız diye fikir birliği yapmak durumundayız. Buna mecburiyetimiz var. Bize verilen görevler, aldığımız sorumluluk, taşıdığımız ve temsil ettiğimiz misyon bunu gerektirir diye düşünüyorum. Bu anlamda başta Kent Konseyi Başkanımız ve üyelerine, muhtarlarımıza bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kent Konseyi'nin organize ettiği etkinlikte kürsüye gelen CHP ilçe başkanı Recai Seymen, yerinden yönetim benimsenirken
artık kentlerimiz sadece ilçe merkezlerinden yönetilecek ve büyükşehir yasasıyla büyükşehir merkezden yönetilecek. Bunu önümüzdeki dönem eksileriyle artılarıyla hep birlikte yaşayacağız. Yürüyüşün sıradan bir yürüyüş olmadığını vurgulayan MHP ilçe başkanı Asım Başaransa, elbette bu yürüyüş sıradan bir yürüyüş değil. Ben Bodrum Kent Konseyi'nin ve Muğla Kent Konseyi olarak başlattıkları yürüyüşü çok manidar buluyorum. Bir yönüyle de baktığımız zaman köylerimizin ve köylülerimizin maruz kaldığı durumu değerli başkanlarımız çok net ifade ettiler. Ben aynı zamanda bir başka boyutuyla biraz da katkı yapmak arzusundayım. Bu büyükşehir yasası aynı zamanda hepimizin bildiği gibi bu ülkeyi kanlarıyla, canlarıyla bu cumhuriyeti kurmuş olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ortaya koydukları milli devlet ve üniter yapının çözülmesinde önemli bir adım oluşturacağı şüphesini tüm yönleriyle taşımaktayız. Onun için milli devlet ve üniter yapının korunması noktasında bu yürüyüşü de çok önemli ve manidar buluyoruz. Konuşmalar sürerken Çömlekçi köyünden gelerek etkinlik alanında tezgah açan bayanlar da evlerinde yaptıkları yiyecek ve el işi ürünlerini satarak para kazanmaya çalıştılar. Konuşmaların ardından etkinliğe katılan grup köylü hanımların tezgahlarının arkasına geçerek basın mensuplarına poz verdiler.